Futbolun şehirlerinde bu hafta Kütahya'dayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız şu günlerde biz de zaferin kazanıldığı şehir Kütahya'yı sizlere tanıtacağız. Kütahya'da Dumlupınar'dayız. Dumlupınar çok önemli çünkü burada bir milletin kaderi değişti ve büyük zafer burada kazanıldı. Biz de Kütahya bölümümüzü Dumlupınar'da açıyoruz. Geçen yıl Afyonkarahisar'da olduğu gibi bu yıl da Kütahya'da Dumlupınar'da göğsümde yine İstiklal madalyası var. Dedem Mehmet Nafiz Çıdal'ın İstiklal Savaşı'nda kazandığı bu madalyayı yine gururla göğsüme taktım ve bu bölümde de Dumlupınar'da da bu madalyayı göğsümden çıkartmayacağım. Tabii ki Dumlupınar büyük taarruz, zafer ve buradaki pek çok anıtı sizler için tanıtacağız ama Kütahya bölümümüz bunlardan ibaret değil. Kütahya bölümümüzde Kütahya sporu, Kütahya'da ne yapılacağını ve tabii çiniciliği sizlere aktaracağız. Dop dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Çok heyecanlıyız. Tüylerimiz diken diken oluyor. Çünkü zaferin kazanıldığı topraklarda olmak, bu havayı teneffüs etmek hepimizi heyecanlandırıyor. Futbolun şiirleri başlıyor. Hadi bakalım. Kütahya'da Dumlupınar şehitliğindeyiz. Savaşın Dumlupınar Ovası'nda ne kadar yoğun yaşandığını burayı gezdiğiniz zaman çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yanımızda Doktor Fahrettin Er var. Burada yaşananlarla ilgili 26-30 Ağustos arasında neler olduğuyla ilgili bize bilgi verecek. Aslında şöyle başlayalım. 26 Ağustos her şeyin başlangıcı Afyon Kocatepe. Evet. Ve Kocatepe'de başlayan ve burada kesin zaferle sonuçlanan süreçte neler yaşandı? Evet, burası bir ulusun İstiklal Savaşı'na karar verdiği ve son noktayı koyduğu yerdir. Kararlılık noktasıdır burası. Kurtuluş Savaşı değildir bizim verdiğimiz savaş. İstiklal Savaşı'dır. Malazgirt'te başka bir konumdaydık, burada başka bir konumdaydık. Burada bin yıllık yurdumuzdan edilmek istiyorduk. Biz o belayı defetmek için öyle bir kararlılıkla Anadolu insanı, kadınıyla kızıyla, öküzüyle, eşeğiyle, baltasıyla, tırpanıyla, orağıyla, dedesiyle, ninesiyle, genciyle, yaşlısıyla, Tunceli Hozatlısıyla, Harputlusuyla, Giresunlusuyla, Anadolu'nun hangi vilayeti varsa Anadolu dışından da gönül bağını koparmamış, Anadolu aşkıyla yanan, burayı Türk yurdu kabul etmiş insanların son varoluş kararının verildiği ve son noktanın korulduğu yerdi. 26 Ağustos gece sabaha karşı topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı diyor. Bu korkunç bir tarifleme. O şairin kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Anadolu insanının ruhunu o kadar güzel mısralara dökmüş ki. Evet, o gece topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı. Anadolu insanına diyordu ki yürüyün. Gideceğiniz yer Akdeniz. Evet. Varacağınız yer İzmir. Kurtarmanız gereken yer orası. Çünkü Yunan İzmir'den ayağa çıkmıştı Anadolu'ya. İzmir'den dökülmesi gerekiyordu. Bu bir kararlılıktır. Gazi Mustafa Kemal'in burada işaret ettiği Akdeniz, ileriden kastettiği aslında Ege ve Akdeniz global anlamda bir Akdeniz'dir. Bu bir varoluş savaşı, yok oluş savaşı. Burada bu kararı vermeseydik bugün bu çekimi yapamayacaktık. Siz o dedenizden kalan İstiklal madalyasını göğsünüzde taşıyamayacaktınız. Aynen. Evet. Beni de duygulandırdınız burada. Peki 26-30 Ağustos arası buradaki savaşta, buradaki büyük taarruzda Mustafa Kemal Paşa'nın büyük askeri stratejik dehasından da bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk o büyük dehasının adeta kristalleşmiş, billurlaşmış komutasını o 4 günde yapmıştır. Evet. O 4 gün çok önemlidir. 26 Ağustos ve peyderpey kademe kademe 9 Eylül'de İzmir'e varış. Her bir günü üzerine yüzlerce film yapılacak, ansiklopediler yazılacak kadar önemli bir dönemdir o. Askeri bir deha strateji, hiçbir şeyi olmayan bir millete her şeyi yaptırmayı inandırmak önemlidir. İşte bu inandırma ruhu Mustafa Kemal'de vardı. O bu topluma inandırdı ve o inananlar, başkomutanına inanan millet
bu destanı yazdı ve İstiklal Savaşı'nı verdi, başarıyla bitirdi. Evet, 30 Ağustos'ta hocamın da söylediği gibi burada kesin zafer kazanıldı ve bu zafer dünya tarihine geçti. 31 Ağustos'ta ise Mustafa Kemal şu emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. İleri. Dumlupınar Ovası'nı tam da tepeden gören bir noktadayız. Bu nokta çok önemli. Çünkü burası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık meydan muharebesini yönettiği tepe. Burada yanında 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa ve 4. Ordu Komutanı Kemalettin Paşa ile birlikte sek ve idare etti meydan muharebesini. Gerçekten de tüm ovayı 360 derece gören bir noktadayız burada. Ve neden bu noktayı seçtiğini de buraya çıkınca çok iyi anlıyoruz. Burası Türk milletinin kaderinin değiştiği nokta. Bu tepede askeri ve strateji dehasıyla birlikte başkomutanlık meydan muharebesini idare etti Mustafa Kemal Paşa ve buradan Yunan ordularının hareketlerini de gözlemleyebildi. Tepenin önemi büyük, bizim için de önemi büyük. Buraya geldiğiniz zaman tüyleriniz diken diken oluyor. Şu anda da çok güzel bir anıt var zaten burada. Ve tüm bu ova, tüm bu şehitlikler, anıtlar, buraya geldiğiniz zaman bu savaşın ne kadar zor kazanıldığını bir kez daha anlıyorsunuz. Dumlupınar'da bir milletin kaderinin değiştiği noktada gezmeye devam ediyoruz. Burada olmak, bu havayı teneffüs etmek gerçekten başlı başına insanı heyecanlandırıyor. Şimdi yine çok özel bir noktadayız aslında. Bu noktada şehit asker, meçhul asker anıtı var ve bu anıtın çok da özel ve hazin bir hikayesi bulunuyor aynı zamanda. Hikaye şu, Mustafa Kemal Paşa kesin zafer elde edildikten sonra ovada savaş mahallini gezerken bir manzarayla karşılaşıyor, inanılmaz bir manzarayla karşılaşıyor. O da şu, bir sancaktar yani sancağı taşıyan asker sadece kolu kalmış vaziyette ama sancağı bırakmamış, sımsıkı kavramış, o sancakta dimdik bir şekilde duruyor. Ama ne yazık ki bedeni yok ve şehit olmuş. Bunu görüyor, çok etkileniyor ve savaştan sonra yine tam bu noktada, yani o askerin kolunun bulunduğu noktada bir anıt yapılmasını emrediyor ve meçhul asker, şehit asker anıtı da işte tam bu noktaya yapılıyor. Aslına bakarsanız bu zafer çok büyük zorluklarla kazanıldı. Çok büyük imkansızlıklarla dünyanın büyük devletlerine karşı bir zafer elde edildi. Burada tüm Türk milleti büyük bir savaş verdi, büyük bir emek harcadı ve askerlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Thank you.
Bu sahada akan Türk kanları, bu semada pervaz eden şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada esasını vaz ettiğimiz şehit asker abidesi, işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, fedakar ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide, Türk vatanına göz dikeceklere, Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, savletini, kudret ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır. Kütahya denince akla iki şey geliyor. Biri çini, diğeri de porselen tabii ki. Biz şimdi bu çinileri yapıp satan bir noktadayız. Ali İmaretli yanımızda. Öncelikle şunu sorayım. Kütahya'da çinicilik ne kadar eskiye gidiyor? Tarih nerelere dayanıyor? Tarih aslında çok eskilere dayanıyor. Başlangıcının Ermenilere dayandığı söyleniyor. İşte Kütahya'nın yerlilerinde. Onlar tabii desenleri çok daha farklı, motifleri çok daha farklı olarak başlamış. Fakat daha sonra işte Osmanlı, Selçuklu desenlerinin motiflerinin işlenmesiyle birlikte Kütahya çinisi bugünkü desenlerinin motiflerini kazanıyor. Neden Kütahya peki çini deyince? Ya o da muhtemelen usta-çırak ilişkisinden gelen bir gelenek. Hem o var hem de Kütahya'nın toprağının elverişli olması en büyük faktör de budur tabii ki. Mesela zamanında İznik çinisi de çok popülermiş. Sarayının İşte Osmanlı Sarayı'nın destekleriyle çok daha iyi bir durumdaymış. Fakat sonradan Osmanlı'nın gerilemesiyle birlikte, sonradan işte imparatorluğun yıkılmasıyla birlikte Kütahya çinisi daha da bir canlanmış ve hareketlenmiş. Kütahya porselenin Türkiye'deki başkenti. Biz de şimdi bu porselenlerle ilgili bilgi alacağız. Dilek Arman'dan, kurumsal iletişim direktörü kendisi. Evet. Ve porseleni bize anlatacak. Neden Kütahya dediğimiz zaman ne diyebiliriz acaba? Kütahya deyince tabii ki porselen, seramik dünyanın her yerinde. Bırakın Türkiye'yi, dünyanın her yerinde. Şehrin insanlarının çalışkanlığı ve bu toprakların kıymetini bilerek toprağa sahip çıkmaları. Bu toprağı her şekilde el emeğiyle ve sevgiyle yoğurarak bu hale getirmeleri. Porselen aslında şimdi dışarıdan şöyle bir izlenim var. Evet. Porselenin ham maddesi Kütahya'da, bu sebeple Kütahya'da porselen en önde. Böyle bir şey yok. Kütahya'nın halkı, Kütahya'nın en büyük aileleri memleketlerine sahip çıkıp porselenin ham maddesini. Bakın porselen ayrı, seramik ayrı. Tabii. Evet, seramiğin, çininin toprağı burada. Ve halkının dediğim gibi sahip çıkıp onu yoğurup bu hale getirmeleri yine kendi çalışkanlıkları. Porseleninki şehir dışından hatta yurt dışından geliyor. Geliyor. Evet. Çok evet. Teşekkürler. Sağ olun. Thank you.
Kütahya bölgesinin yöresel lezzetlerini tatmak için geldik. Kütahya Kalesi'nin içerisinde döner bir restoran var. Orada bu yöresel lezzetleri ustamız Erdoğan Kukuç hazırladı bizler için. Evet. Öncelikle anlatalım. Diğer yörelerde çok bilinmeyen yemekler var tabii. Kütahya'da kendine özgü yemekler var. Evet hocam. Şu nedir öncelikle? Bu sıkıcık çorbası hocam. Sıkıcık çorbası. Evet hocam. Sıkıcık çorbasını bulgurumuzu ısladıp un, tarhana, pul biber, nane gibi, kimyon gibi hepsini karıştırıp biraz salça yoğurup yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra kaynar suyun içine atıp sıkıcık çorbasını yapmış oluyoruz. Köfte hocam. De var içinde sanıyorum. Evet hocam. Bulgur mu? Bulgur. İnce bulgur hocam bu. İnce bulgurdan evet yapılıyor. Çok da lezzetli gözüküyor. Üzerinde yoğurt. Yoğurtla beraber yoğurt, servis ediyorsunuz. Evet hocam. Seviliyor mu çok bölgede? Çok seviliyor. Evlerde yapılır mı yani? Evde, her evde yapılıyor zaten. Kütahyamızda her evde yapılır hocam. Peki bir başka yöresel lezzet? Tosunum. Mercimekli tosunum. Evet. Kütahyamızda genellikle olmazsa olmazı. Bu Hisar Kalesi'nde genellikle yaptığımız her zaman elimizde bulunuyor, çıkıyor. Nasıl yapılıyor? Mercimekli. Önceden hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamur yoğrulduktan sonra biraz dinleniyor. Dinlendikten sonra hamuru açılıyor. Yağlanıyor. Mercimekle haşhaşla yağladıktan sonra katlıyoruz. Biraz dinleniyor. Dinlendikten biraz sonra açılıyoruz yeniden. Mercimeği koyup katlayıp kesip evet. Tepsiye koyuyoruz. Pişirip servis ediyoruz hocam. Mercimek var ve haşhaş burada evet, kullanılıyor bu bölgede. Peki Kütahya'ya gelenler bunları yemeden dönmesin diyebilir miyiz? Evet hocam. Yani mutlaka bunların tadına bakılması gerekiyor. Evet. Çok ilgi görüyor mu? Nasıl buraya gelenler seviyor mu? Evet hocam çok memnunlar genellikle. Peki yani ellerinize sağlık. Memnun. Afiyet olsun hocam. Ellerinize sağlık şimdiden ve biz de hemen tadına bakacağız zaten. Evet hocam buyurun. Sıkıcık çorbasıyla. Evet hocam. Başlayalım. Şöyle önümüze doğru çekelim. Tabii yoğurtla servis edilmesi de belki de lezzetini evet hocam. Nasıl etkiliyor göreceğiz. Kütahya Kalesi ya da diğer adıyla Hisar. Burası Evliya Çelebi'ye göre 72 burçtan oluşmuş. Devasa bir kale aslında. Ve bu burçlar birbirlerine çok yakın bir şekilde inşa edilmişler. Aslında antik çağa kadar gittiği söyleniyor bu bölgedeki yüksek yapıların. Ama bu kale 5. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapılmış. Daha sonrasında Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlılar tarafından da kullanılmış ve güçlendirilmiş aslına bakarsanız. Kütahya'nın en önemli simgelerinden biri burası. Kütahya Kalesi halen günümüzde de ziyaret ediliyor ve buraya geldiğiniz zaman Kütahya'yı 360 derece panoramik bir manzaradan görebiliyorsunuz. Evliya Çelebi'nin de bahsettiği gibi çok güzel bir yapı ve bu yapıya bu açıdan bakmak da bir başka güzel. Kütahya'da tarihi Kütahya evlerinin olduğu Germiyan Sokağı'ndayız. Burası 19. yüzyıl sivil mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan sokaklar ve günümüzde de restore edilerek tekrar kazandırılıyor. Eski evler restore ediliyor ve sokaklar peş peşe geliyor. Kütahya Belediyesi'nde bu konuda çalışmaları var. Nedir peki bu evlerin özellikleri? Bu evlerin özellikleri en önce çıkmaları yani bizim cumba dediğimiz çıkmalar. Dar sokaklarda bu çıkmalar o kadar birbirine yakın ki adeta birbirine değecekmiş gibi duruyor. Aynı zamanda az pencereli olma özellikleri de var. Ama baktığımız zaman gerçekten de ahşap konak mimarisinin tüm özelliklerini taşıyor ve Anadolu'nun özgün yapıları olarak da günümüze kadar gelmişler.
Kütahya'da futbola olan sevgi çok büyük. Biz bu sevgiyi ve geçmiş dönemde neler yaşandığını Kütahya'da futbol oynamış ve efsane olmuş isimlerden öğreneceğiz. İlk olarak da yanımızda Ünal Zafer Çanakçı var. Kütahya'da uzun bir dönem oynamış 80'li yıllarda ve orada attığı gollerle de hala adından söz ettiren bir isim aslında. Öncelikle nasıl bir sevgi var Kütahya'da futbola? Her şehirdeki gibi Kütahya'nın da çılgın seyircisi var. Sevdikleri insan, sevdikleri futbolcuya gönülden inanırlar ve onları desteklerler. Kütahya halkını ben seviyorum. Her türlü orada dostum var. Hala görüşüyorum kendileriyle. Kütahya'nın renklerine aşığım. Kütahya Spor'un renkleri benim için vazgeçilmez bir renktir. Ayrıca mesela şu anda Adana Demirspor'un da renkleri aynı renk olduğu için o renklere biraz sempatim fazla. İstemeyerek de o takımlara bir sempatim olduğu için onları tutuyorum. 3 yıl boyunca oynadınız. Evet. Bir halde gol attınız orada. Hala çok, söz ediliyor Kütahya'da. Orada çok büyük güzelliklerim oldu. Güzel anılarım oldu. Sevgi kaldı. Saygı kaldı. Dostluklar kaldı. Kütahya Spor'u nerede, nerelerde görmek istersiniz? Kütahya Spor'a yakışan üstlüklerde oynamak. Yani birincilik belki hayal ama en azından bir ikincilik de oynaması gerekir. O halka bu takım yakışır. Peki Kütahya'da gollerinizle biliniyorsunuz. En unutamadığınız gol desem? Yine bir tane tesadüf ki yine bir Manisa maçı. Bir top attılar önüme. Uzun bir top. Yetişmek imkansız. Depara attım. Sol ayağımdan çaprazdan vurdum. Top Hacı'nın o kavis alan vuruşu var ya. Evet. O vuruştan sol ayakla vurduğum top kaleci öne çıkmıştı. İlk direkten top tık içeri girdi. Kaleci yatarak böyle sürümceme hareketi yaparak ikisi beraber ağlarla buluştu. O golün milyon tane vursam imkansız. Bilimsel bir açıklaması yok. İmkansız. Öyle bir gol yok. Onu hatırlıyorum. Evet, taraftarlar da zaten o golleri hep hatırlıyorlar. O golden zaten o zaman 90 dakikaydı evet. Maçta. Hakem düdüğü çaldı, bitirdi. Yani bir dakika bile uzatma yoktu eskiden. Son noktayı koymuş olduk. Son noktayı koyduk, evet. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim. Kütahya'da futbol denince belki de ilk ulaşmamız gereken isimlerden birine ulaştık şu anda. Tarık Buruk yanımızda. Kütahya'da evet. Şampiyonluk yaşamış, evet. Futbol oynamış. Kütahya evet. Futbolunu iyi bilen isimlerden birisiniz. Öncelikle Kütahya'da neler yaşadınız? Sizin oynadığınız dönemde Kütahya şampiyonluk yaşamıştı. Evet. O dönemle ilgili bize neler söylemek istersiniz? O dönem çok güzel. Özel futbolculara sahiptik. Şampiyon olduğumuz sene 86-87 sezonuydu. Çok zorlu mücadelelerden sonra yani şehrin uzun zamandır hasret kaldığı bir şampiyonluk yaşadık, hediye ettik onlara. Çok muhteşem bir şey. Yani aradan geçen yaklaşık 35 sene gibi bir süre zarfında halen daha unutulmamıştır yani gittiğimiz zaman. Gereken sevgi, ilgi her zaman görürüz orada yani. Peki şöyle sorayım, kardeşinizle birlikte oynadınız değil mi? Fuat, evet kardeşim, onunla beraber oynadık. İlginç, kardeşim benim kaptanımdı. Öyle mi? Tabii. O kaptanlık yaptı o sezon. Evet, o zaman tam 21-22 yaşında falandı. Takımımda çok abiler de vardı ama o kaptandı. Zaten ondan sonra kendini iyice gösterdi. Daha üst kulüplere transfer oldu yani. Ya bizim olduğumuz dönemde yani stat tamamen her maçta dolu oluyordu. Çok büyük bir ilgi vardı yani. Yani daha üstlerde olması gerekmiyor mu Kütahya gibi bir şey? Kütahya'nın zaten tarihine baktığınız zaman her zaman üstlerde olması gereken bir şehir. Yani futbolu çok seven bir şehir. Bizim ilk zamanlarımızla şu zaman arasında büyük fark var.
Şimdi biraz azaldı. Hele son sene şampiyonluk umuduyla çıktılar yola, yapamadılar bir şey. Ama bizim oynadığımız dönemlerde kadronun tabi bunda etkisi var. Evet. Yönetimin, idari kadronun rolü var. Başınızdaki antrenörlerin var. Eşvak Aykaç. Mesela Kütahyaspor'u çalıştıran ne hoca? Can Demir Berkman. Nerede bulacaksın böyle adamları? Ben onların yetiştirdiği adamları. Valla şöyle, ben Eskişehir doğumluyum. 1944 doğumluyum. 1964'te askere geldim. 66 iş ettim. Tezkere aldım. 11 yıl evvelallah. Burada birinci maç hariç kalan diğer 11 yıl takım kaptanı olarak günlerimiz geçti. Galatasaray maçı çok tarihi bir maç. Maçta hiçbir şey yaşamadım. Şimdi ben libero oynayan bir işiydim. Yani ben enerjiden ziyade aklıyla top oynayan biriydim. Futbol tekniğim falan iyiydi. Korkuyordum. Şimdi Metin Oktay. Karşımda Metin Oktay oynayacak. Metin Oktay oynamayacak dedikleri zaman üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Ondan sonra tabi o zaman futbolcuları Uğur, Ayhan falan. Onlar değerli oyuncular. Ne yapalım dedik. Ona rağmen sahaya çıktık, oynadık. Gayet güzel maç. Yani öyle bir oyun ki. İlk golü ben attım. Koşarken top kafama çarptı girdi. Yani açıkça söylüyorum. Koşuyordum ama topa da koşuyordum yani. Top oraya gelecek diye koşuyordum. Dürtü verdim, gol oldu. Kütahyaspor benim canım ciğerim. Yani siz geleceğinizi duyduğum zaman şunu aradım, şu rengi aradım. Vazgeçilmez bir şehir. Eskişehirli olduğum halde Kütahya'ya çok ısındım. Kütahya bana da sahip çıktı. Hakikaten sahip çıktı. Allah razı olsun. Antrenör olarak yapacaklarım bitti. Benim bedensel olarak yaşımız 76. Şu sizin gelmeniz ve ziyaret etmeniz benim için hiç, yani nasıl değer vereceğim şaşırdım yani. Kütahya'da Ayzanoy Antik Şehri'ndeyiz. Yanımızda arkeolog Fikret Aksoy var. Evet. Buranın tarihçesiyle ilgili bize bilgi verecek. Benim gördüğüm Anadolu'da sütunlara en sağlam kalmış yapılardan biri. Kesinlikle. Zeus Tapınağı'yla en çok bilinen bir antik kent aslında. Ayzanoy Antik Kenti Frigya dediğimiz coğrafyada yer alıyor. Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde. 1800'lü yıllardan beri keşfedilmiş, biliniyor. 1926'lardan beri de kazılar devam ediyor burada aralıklı olarak. Dönem dönem ara verilmiş. Oldukça geniş alana yayılmış bir kent. Efes'le kıyaslanıyor daha çok yayıldığı alan bakımından. Ama ortaya çıkan yapılara baktığımızda henüz kentin sadece %20'si açığa çıkarılmış durumda. Yine %80'lik bir kısmı yerin altında bulunmakta. Etrafı kapalı bir antik kent olmadığı için Efes gibi rahat rahat her yerde kazı yapılamıyor. Özel mülk birçok yer. Zeus Tapınağı'ndan bahsedecek olursak, dediğiniz gibi Anadolu'daki en sağlam kalmış Zeus Tapınağı burası. Milattan sonra 2. yüzyılda inşası tamamlanıyor hemen hemen. Aslında yarım kaldı da düşünülüyor. Hadrian döneminde kent en parlak dönemini yaşıyor. Çünkü inşa faaliyetleri esas İmparator Hadrianus döneminde yapılıyor. Zeus Tapınağı da o şekilde 2. yüzyılda yapılıyor. Yalnız şöyle bir fark var. Sadece Zeus'a adanmamış olabileceği düşünülüyor bu tapınağın. Frigya bölgesinin ana tanrıçası Kibele'nin de bu tapınakta tapınım gördüğü düşünülüyor. O yüzden çift taraflı bir tapınım söz konusu. Doğu tarafında Zeus altarı varken batı tarafında da Kibele suretine benzeyen bir akroter, evet, yer almakta. Ayrıca tapınağın da alt kısmında bir galeri, kilit taşlarıyla oluşturulmuş ve mağaraya benzetilmiş bir galeri yapılmış. Bunun da nedeni Zeus'un bir doğum hikayesi vardır. Kibele'nin, daha doğrusu Gaia'nın Zeus'u bir mağarada doğduğuna inanılır.
doğurduğuna inanılır. Buraya aynı mitolojiyi uyguluyorlar ve alttaki galeriyi bir mağara şeklinde inşa ediyorlar ve Zeus'un burada doğduğuna inanıyorlar. Gerçekten büyük bir antik şehir burası. Burada tabii 80 bin kişilik bir nüfusun yaşadığı zamanında evet. söyleniyor. Zaten 15 bin kişilik de bir tiyatrosu var, bir stadyumu var ve her şeyden önemlisi dünyada ilk borsa diyebileceğimiz bir yapı var. İsterseniz şimdi oraya gidelim, tamam. O ilk borsayı da görelim. Tamamdır. Ayzanoy Antik Şehri'nde stadyum ve tiyatronun olduğu bölgedeyiz. Şu an tam stadyumun ortasındayız. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten de bir stadyum atmosferi var. Stadyum denince sizleri yanıltmasın. Burada gladyatör dövüşleri yapılıyor. Ya birbirleriyle ya da vahşi hayvanlarla dövüşüyordu gladyatörler. Arkamda gördüğünüz şu aralıklardan vahşi hayvanlar salınıyordu. Ortada bekleyen gladyatörler onlarla dövüşüyorlardı ya da birbirleriyle dövüşüyorlardı. Burası gerçekten muhteşem bir bölge, muhteşem bir antik şehir ve burayı gördükten sonra da insanın etkilenmemesi mümkün değil. Dünyanın en ünlü borsası Wall Street'te ama dünyanın en eski borsası da ülkemizde. Nedir buranın hikayesi? Dünyanın ilk borsası olarak bilinen bu yapı o dönemde Makellum olarak adlandırılıyor. Taze et ve balığın satıldığı bir kurum olarak da düşünebiliriz. Milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatoru Diocletianus enflasyonla mücadele için bir kararname yayınlıyor. Bu kararnameyi de bu kurumların duvarlarına yazdırarak belli başlı kurallar getiriyor ve bu fiyatların üzerinde satılmasını engelliyor. Bunun için belli başlı görevliler koyuyor ve bu şekilde enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Ne fiyatları var mesela burada? Aslan fiyatından tutun, işte mor ipek kumaşın bir öğretmenin ders başı ücretine kadar bütün hepsinin fiyatları yazılı bunun üzerinde. Bu taşların üzerinde yazılı? Taşların üzerinde yazılı tamam. Yani antik dönemde de enflasyonla mücadele varmış. Kesinlikle ticaretin ve paranın olduğu her dönemde enflasyon var, mücadele de var. Hala da devam ediyor. Evet, biz Kütahya Spor aşıkları olarak Kütahya'ya gelmiş olan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Kütahya Spor bizim için yani ne diyeyim çocukluk aşkından daha fazla bu bize babamızdan biraz kalan bir sevgi. Çocukluğumuzdan beri gelip gideriz, tribünlere çıkarız, deplasmana destekleriz. Kütahya Spor aşkıyla yanıp tutuşuyoruz yani. Kütahya Spor maçı olunca tabii ileriki hayat duruyor Kütahya'da. Herkes Kütahya Spor 7'den 70'e sahip çıkıyor. Sahip çıkmasını da istiyoruz. Herkes geliyor maçlara. Yani Kütahya Spor maçı olunca insanlar çoğu zaman pikniğine gitmeyip Kütahya Spor maçlarına geldiğini biliriz yani. Elimizden geldiği kadar Kütahya Spor'a destek vermeye çalışıyoruz senelerdir. Kütahya'da olsun, deplasmanda olsun. Bütün imkanlarla Kütahya Spor'un arkasındayız. İnşallah bu sene takımımız daha iyi yerlere gelir, şampiyon olur. Geçen sene kaybettiğimiz şampiyonluğu inşallah bu sene alırız. Kütahya'nın ileri gelen iş adamlarına sesleniyorum. Kütahya Spor'umuza sahip çıkalım. Kütahya Spor'umuzu iyi bir yerlere getirelim. Kütahya Spor hepimizindir. Herkes sahip çıksın. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Gittiğimiz mesafeler önemli değil. Sadece başarı istiyoruz bu taraftar olarak. Önemli olan bizim için her zaman Kütahya Spor ve Kütahya Spor olarak kalacaktır. Mavi, lacivert. Şampiyon Kütahya, mavi lacivert, şampiyon Kütahya. Nasıl Kütahya'da futbol sevilir mi? Kütahya'da spor çok hastaydı, çok hastalık vardı. İnsanlar uyumuyordu.
davullar, zurnalar, takımlar güzel, futbolcularımız güzel, herkes iyi. Kütahya o gün top olduğu, maç olduğu gün herkes bayram havasındaydı. Bayraklar asılır, Türk bayrakları asılır, Kütahya bayrakları asılır. Zevkle seyrederiz. Çok güzel maçlarımız oldu. Maçı gittiğimiz vakit zevk alıyorduk. Deplasmana da gidiyor muydun? Her tarafa. Gitmediğim Kütahya Spor'un arkasında gitmediğim hiçbir vilayet kalmadı. Bir otobüsten tut, 25 otobüse kadar gittim. Kütahya'yı Süper Lig'de görmek isterim. Hastayım ben ya. Ben varım lan oğlum, ben maç için 2 gün evvel, 3 gün evvel yolu çıkan adamım. Kütahya Belediye Başkanı Sayın Profesör Doktor Halim Işık'la birlikteyiz. Kendisi futbolu da çok seven bir belediye başkanı. Futbolu seven ve takip eden bir belediye başkanı. Onun için röportajımızı da stadyumda yapıyoruz, makamda değil. Öncelikle statla başlayalım. Burası bir revizeden geçti sanıyorum. Ve şu anki halde çok güzel gözüküyor. Öncelikle futbolun şehirleri program ekibi olarak şehrimize hoş geldiniz. Hoş. Gerçekten futbolun tam şehrine geldiniz. Biz sizin programları yakından takip ediyoruz. Geçmişte de biraz sitem ettik ya, futbolun şehri olan Kütahya'ya gelmeyip de başka ilçelerde program yapan bu ekibi ne zaman biz misafir ederiz diye merak ediyorduk. Nasip bugüneymiş. Nasip öncelikle bugüne. Hoş geldiniz. Sağ ol. Tüm ekibinizi de kutluyorum canı gönülden. Bu içinde bulunduğumuz stat, burada arkada da adı da görüldüğü gibi adını Dunpınar muharebelerinden alan ve gerçekten atalarımızın bize emanet ettiği kutsal toprakların merkezinde bulunan bir stat. 1938 yılında ilk kapalı tribünün yapıldığını söyledi arkadaşlar. 1965 yılında buranın tamamlanmasını müteakip 1966 yılında da Kütahya Spor Kulübü kuruluyor. Ta ki 2019 yılına kadar benim belediye başkanı olmamdan sonra adı Belediye Kütahya Spor oldu. Şu anda Belediye Kütahya Spor olarak, evet, bölgesel amatör ligde aldığımız takımımızı 3. ligde inşallah bu yıl hedefimiz şampiyon olmak, 2. ligde yükseltmek için çalışıyoruz. Geçen yıl 3. ligde oynayan 67 kulüp arasında en iyiler arasında zirvede uzun süre yer aldık ama her takımda olduğu gibi futbolda bazen son dönemlerde talihsizlikler olabiliyor. Son anda şampiyonluğu kaçırdık. Evet. Ama bu sene işi baştan sıkı tutup geçmiş tecrübelerimizle iyi değerlendirerek inşallah takımımızın ve ekibimizin gayretiyle Kütahya'nın yıllarca özlediği, 1966 yılından bu yana göremediği o başarıyı onlara göstermek istiyoruz. Peki hayalinizde neresi var başkanım Kütahya Spor? Benim 2019 mahalli idareler seçimleri öncesi vatandaşıma verdiğim bir taahhüdüm var, sözümüz var. Biz 5 yıllık süre içerisinde bu takımı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarıp belediye muhtesine geçmesi halinde 5 yıl içerisinde 1. lige yükselteceğiz dedik. Hedefimiz o. Hayallerde Süper Lig var mı peki? Var tabii. Ama şu anda taahhüdümüzün yerine gelmesi için çalışıyoruz. Zaten yani adım adım. Adım adım. Önce baldan profesyonel lige çıkması gerekiyordu. İlk yılda hemen Belediye Kütahya Spor Kulübü'ne dönüştüğü andan itibaren ilk yılda o başarıyı sağladık. Geçen yıl gerçekten çok iyi bir noktaya geldik ama son anda, son 3 evet, haftada bir puan eksik olması nedeniyle rakiplerimizin bu işi daha çok istemesinden veya başka sebeplerle kaybetti. Yani o arada bir yıllık dinlenmeyi zaten planlamıştık. Normalde geçen yıl ayırmamıştık onu. Şimdi bu sene artık o geçen yıl dinlenme gibi kabul edersek bu yıl ve önümüzdeki yıl iki şampiyonun üst üste bu şehri yaşatacağız. Biz Kütahya Spor'a, Belediye Kütahya Spor'a şimdiden başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, 95 yılından beri futbolun Evla Çelebi'si olarak alt liglerin sesi ve kulağı olmaya devam ediyorum. Ben Deniz Şafak Eren. Sevgili izleyenler, Belediye Kütahya Spor'la ilgili çok şey söylemek lazım. 1966 yılındaki mazisiyle dolu
Kütahyaspor'un Dumlupınar Stadı'nda birçok başarıları var. Özellikle 2018 yılından beri Profesör Doktor Alim Işık'ın gelmesiyle beraber Belediye Kütahyaspor adı altında büyük bir sahiplenme oldu ve onun başarısını 3. lige çıkarak ve daha sonra da geçen sene kaçan şanssız bir şampiyonluk, yine bu senede olan bir hedef var. Kütahyaspor'da futbol sevgisi bambaşka, seyircinin takıma bakış açısı çok farklı. Artık onlar tamamıyla takımla buluşmanın heyecanını yapıyorlar. Dediğim gibi Kütahya'da futbol sevgisi çok bambaşka olduğunu söyleyebilirim. Ben de Şafak Eren olarak, futbolun evlat çelişkisi olarak alt liglere elimden geldiği kadar büyük bir önem vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kütahya'da Ulu Cami ya da diğer adıyla Yıldırım Beyazıt Camii'nin önündeyiz. Burası Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmaya başlanan, 1401 yılında tamamlanan Kütahya'nın en büyük camii. O dönemde yapıldı ama sonrasında sefere giden Kanuni Sultan Süleyman buradan geçerken Mimar Sinan tarafından da tekrar restore edildi ve günümüze kadar ulaştı. Camideki en önemli özelliklerden biri caminin içerisindeki sütunların bölgedeki Ayzanoy antik şehrinden getirilip buraya konulması. Ayrıca tabi içeride çok güzel çinilerden yapılmış bir Kabe tasviri de bulunmakta. Dediğim gibi Kütahya'nın en büyük ve en çok ziyaret edilen camii burası, Ulu Cami. Kütahya'da Dönenler Camii'ndeyiz. Aslında burası 14. yüzyılda Mevlevi Hane'nin semahanesi olarak inşa edilmiş ve o dönemden günümüze ulaşmış bir yapı. Daha sonra bir minare eklenerek camiye de çevrilmiş. Erken dönem Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan bir yapı burası ve Kütahya'nın il merkezindeki günümüze ulaşan tek Mevlevi Hane olarak da dikkat çekiyor. Özgün bir mimarisi var demiştik. İçine girdiğimiz zaman zaten yuvarlak formundan bunu da anlayabiliyoruz. Dönenler Camii günümüzde gelinen en çok ziyaret edilen ibadethanelerden biri olarak da Kütahya'nın il merkezinde Ulu Cami'nin hemen bitişiğinde yer alıyor. Kapısında Çini kitabesiyle, içindeki mimarisiyle gerçekten çok güzel bir yapı. Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz'la birlikteyiz. Geçen yıl son anda kaçan, kıl payı kaçan bir şampiyonluk. Bu seneki hedefler neler hocam? Geçen yıl tabii çok üzüntülü bir süreç olmuş. Biz bunun üzerine geldik. Zor bir sezon bizi bekliyor. Tabii hedefimiz bizim değişmez. Geçen yıl neyse o. İnşallah bu sene taraftarlarımızla buluşmak nasip olacak. Bu birliktelik, bu beraberlik bize iyi geleceğini düşünüyorum. Onların bizleri çok özlediğini biliyoruz. Bizler de onları çok özledik. Güzel bir sezon olacak. Bizim için her şeyden daha önemli oyuncularımızın sağlığı. Sakatsız, kazasız, belasız. Hayırlı bir sezon olur. Hedeflerimiz çok net. O hedefe de ulaşacak gücümüz, kuvvetimiz, her şeyimiz mevcut. Çalışıyoruz. Bu çalışmanın meyvesini sezon içinde alacağız. Taraftarlarımıza buluşacağız. Çok güzel bir birliktelik olacağına inanıyorum. Bizlerin onlardan beklentisi oyuncularımıza sahip çıkmaları, oyuncularımızı desteklemeleri. Onlar da hiç merak etmesinler, hiç şüphe duymasınlar. Oyuncularımız onları sahada hem oyun olarak hem de mücadele olarak tatmin edecekler. Takım
Nasıl? İstediğiniz transferler oldu mu? Nasıl bir takımlar başlayacaksınız sezona? Ben öncelikle buradan belediye başkanımıza, yönetimimize teşekkür ediyoruz. Yani biz istediğimiz oyuncularımızla kavuşmamızı sağladılar. Zaten bir sene evvelden kalan oyuncularımız mevcut. Bunların olması bize güç katıyor. Oturmuş bir kadromuz var. Bunların üzerine çok değerli, kıymetli kardeşlerimizi ekledik. Bizim için ama önemli olan bir aile ortamını sağlamaktı. Bunu da çok kısa sürede sağladık. Bunun en büyük sebebi de geçmişten kalan oyuncularımızın doğru oyuncular olması, karakterli oyuncular olması, iyi oyuncular olması bizi çok, işimizi çok daha rahatlattı diye düşünüyorum. Başarılar diliyoruz şimdiden hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun buraya geldiğiniz için. Sağ olun. Öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kütahya'da futbol sergisi inanılmaz. Evet, senelerdir bu takım alt liglerde ama potansiyeli çok yüksek bir şehir. Uzun zamandır başarıya aç bir şehir. Geçen sene belediye başkanımız geldikten sonra bu takıma 5 yıllık bir proje sundu. Bu proje içerisinde 5 yıl içinde bu takımı nasıl PTT 1. Lig'e çıkartırım onun hazırlığını yaptı. Geçen sene işte Bal Ligi'nden bir üst lige çıktı. Sonra bu sene hedefler yine aynı. Yine şampiyonluk. Bu sene başkanımız çok bize inanılmaz destek veriyor. İnşallah biz de bu sene onlara layık olmaya çalışıyoruz. Kütahya'mızı bir üst lige taşımak istiyoruz. Sizleri de buradan burada ağırlamaktan keyif ve mutluluk duyuyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ile birlikteyiz. Başkanım, Belediye Kütahya Spor geçen yıl bir şanssızlık yaşadı. Maalesef. Son anda evet. Bir üst lige çıkamadı. Öncelikle bu yılki hedeflerle başlayalım. Yine hedef şampiyonluk herhalde. Mutlaka, mutlaka. Tabii biz 2019 mahalli seçimlerinden sonra belediyemizi devraldığımızda Kütahya Spor'un durumu malumdu. Bal Ligi'ndeydi. Sayın Belediye Başkanımız Profesör Doktor Halim Işık'ın talimatlarıyla takımda öncelikle kurumsallaşma adına daha sonra da altyapıya ağırlık vererek bir yeni oluşum içerisine girdik. Bu evvelde çalışıyoruz ama gerçekten geçen yıl malum bir şanssızlık yaşadık. İlk yılımızda Bal Ligi'nden üçüncülüğe çıktık. Üçüncülükten tekrar ikinciliğe çıkmak üzereyken son haftalarda talihsizlik yaşadık. Tabii bundan ders aldık. Bu sene aynı şeyler yaşamamak adına takımımızı daha güçlendirerek, ciddi transferler yaparak inşallah iddialı duruma geldik. Hedef şampiyonluk diyorsun. Hedef şampiyonluk. Peki şeyi soracağım, Kütahya'da futbol sevilir mi? Kütahya halkı futbol maçlarında futbolla yatıp futbolla kalkar derler ya, evet. Öyle bir durum var mıdır? Valla tam sizin programın ismine münasır. Hakikaten futbolun şehri Kütahya. Merkez 253 bin nüfus. Komple ilçeleriyle beraber 600 bin nüfusumuz var. Tek profesyonel takımıyız maalesef. 4'te Bal Ligi'nde bir takımımız var. Hakikaten çok seviyoruz. Geçen yıl malum seyirciden yoksun bir lig yaşadık. Nasıl ama bir tribün bekliyorsunuz bu sene? Bu sene şehir heyecanlı. Taraftarlarımız heyecanlı. Bir bütünleşme var takımımızın etrafında. İnşallah bu sene seyircimizi de arkamıza alarak, tüm Kütahya'mızı arkamıza alarak güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Öncelikle size şahsınızda tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Afyon'a kadar, kampımıza kadar geldiniz. Şehrimize misafir oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz bu nezaketli davranışınız için. Rica ederiz. Sizlere de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Futbolun şehirlerinde bu hafta kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'daydık. Tam da 30 Ağustos Zafer Haftası'nda buraya geldik ve biz de büyük zaferin tüm coşkusunu burada yaşadık. Dumlupınar, herkesin mutlaka gezmesi, görmesi gereken bir nokta. Ve o noktada Dumlupınar'da
büyük zaferin nasıl kazanıldığı, nelerden fedakarlık yapıldığı ve bu büyük zaferle birlikte Türk milletinin yeniden doğuşunu herkesin mutlaka görmesi gerekir. Biz de bu programda belki de bir nebze olsun bunu sizlere yansıttık. Umarım siz de izlerken keyif alacaksınız. Tabii ki Kütahya'nın kültürel ve tarihi değerlerini ekranlarınıza getirdik. Kütahya'da neler yapılabileceğini sizlere gösterdik. Belediye Kütahya Spor'un hedeflerini sizlere aktarmaya çalıştık. Futbolun şehirlerinde önümüzdeki hafta Anadolu'nun bir başka köşesinde tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.